İran'dan gelen bu açıklamaları konuşacağız. İran neden Türkiye'ye hedef alıyor sorusuna yanıt arayacağız. Değerli bir yayın konuğumuz var. İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili Sayın Hakkı Uygur yayın konuğumuz. Sayın Uygur, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Nasıl değerlendirmek gerekiyor İran'dan gelen bu açıklamaları ve tepkileri? Yani aslında İran'dan bir rahatsızlık hissediliyordu. Son özellikle Karabağ krizinin son dönemlerinden itibaren biz bunu İran'da basında görüyorduk, yetkililere yakın isimlerden görüyorduk. Özellikle Tahran'ın beklemediği biçimde hızlı sonuçlanacağının anlaşılmasıyla birlikte hatırlayacaksınız İran Karabağ krizinde daha net bir tutum takınmaya başladı ve bizzat ülke lideri Ayetullah Hamene'yi çok net bir konuşma yaparak işgal altındaki topraklar boşaltılmalıdır tarzı bir çıkış yaptı. Ama o ana kadar İran'da ciddi hem yetkililerde hem kamuoyunda bir ikiye bölünmüşlük vardı. Bir kesim, bunu nasıl adlandırılır bilmiyorum ama en makul tabir belki Fars milliyetçileri ciddi bir şekilde İran'ın bu savaşta tarafsız kalması gerektiğini, Ermenistan'ın desteklemesi gerektiğini dair yazılar yazıyordu. Ancak bunun sonuçlanması, Azerbaycan'ın lehine sonuçlanması, bu zaferde Türkiye'nin çok büyük payının olması, en son orada yapılan o zafer gösterilerinde ortaklaşa iki ülkenin gösteri yapmaları, liderlerin konuşma yapmaları Tahran'da ciddi rahatsızlık açtı. Bakü bunun farkındaydı, İlham Aliyev yönetimi bunun çok iyi farkındaydı. Sürekli olarak bu krizin özellikle dediğim aşamasında Tahran'ın endişelerini giderecek açıklamalar yaptılar. Tahran'ın olumlu rolüne vurguda bulundular. Hatta bu şiir okunduğu törenler esnasında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bakü'deydi. Affedersiniz Tahran'daydı. Evet. Ve orada iki gün boyunca çeşitli yetkililerle temaslarda bulunarak İran'ın endişelerini gidermek, hatta İran'ı bu sürece dahil etmek istediklerini söyledi. Yeniden yapılanma olsun, diğer işlerde olsun. Hatta hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan da altılı bir güvenlik mekanizması önerisinde bulundu. İran'ın da burada olması gerektiğini söyledi. Dolayısıyla aslında Türkiye ve Azerbaycan sürekli olarak İran'ı bir şekilde kollayan, çünkü dikkat edin Minsk'te çok faal olmayan, etkisi olmayan, savaşta etkisi olmayan bir şeyi barış masasında çekmeyi istediler. Evet. Çünkü İran'da ciddi bir bu rahatsızlığı Türkiye farkındaydı. İran buradan tehdit algılıyor. Kendisiyle ilgili tehdit algılıyor. İran'da hep konuşuyoruz. Yükselen bir Türk milliyetçiliği var. Bunun çeşitli tezahürleri var. Ve aşırı hassas bir hale gelmiş durumdalar. Yani İran'la ilgisi olmayan bir şiirin okunması, İran'a vurguda bulunulmaması durumunda bile evet. İşte İran basını bugün tamamen az önce muhabiriniz de belirttiği gibi ciddi tepkiler gösterdi ve ağza alınmayacak hakaretlerde bulundu. Gerçi bunun tabii ki Türkiye tarafından da cevabı verildi. İran Araştırmaları Merkezi Başkan Vekili Sayın Hakkı Uygur, çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için, kolaylıklar dileyelim.